Gönül yap ama yıkma ki o bir kaşanedir. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Bu gönül nasıl bir şeydir hocam? Gönül başka dillerde, yani şu bizden batıda olan ülkelerin dillerinde karşılığı olmayan bir kelime olduğunu duyuyorum. O kadar çok duyuyorum ki tevatürle sabit. Yani gönül, kalp mesela en yakın kavram olarak Arabi kökenli, ama kalp dediğimiz şu kan pompalayan organ değil tabii. O yürek, onda inekte de var. Kalp, gönül, imanın, sevginin bulunduğu yerdir. Bir pildeki enerji gibidir ve her şey ona bağlı. Orası Allah evi, oraya başkalarının girmesi, çerçöp bulunması kusurdur, temizlenmesi lazım. Misafiri davet eden evini tezyin eder, temizler ve selam. Sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Yar olmayanları o gönül evinden sür çıkar, temizle orayı, padişah mamur olmadan, temizliği gerektiği şekilde yapılmadan gönül sarayına misafir olmaz. Çünkü orası Rabbimizin güzel isim ve sıfatlarıyla tecelli buyurduğu bir yerdir. İnsanı insan yapan yanıdır gönül. Buyurduğunuz gibi batıda bu ayrılmadığı için nefisle gönülü karıştırıyorlar. Adam kitap yazıyor, diyor ki gönlünün git, çağırdığı yere git. Aslında nefsinin çağırdığı yere git. Affedersin, her haltı ye, bir şey olmaz. Dünya sonlu sınırlıdır, bitmeden nefsinin bütün arzularını tatmin et. Bunu ayırmak lazım. O nefis çağıran gönül, tabii, hakka çağırır. Gönül hakka, kulluğa çağırır. Gerçek lezzetlere, tatlara çağırır yani. İşte bu iki ayrım yapılmadığı sürece biz bazen yanlış adreslere doğru yelken açıyoruz yani, maalesef. Bir de hocam hani şu var. Gene Hazreti Yunus'un, ey hoca istersen var bin hacca, hepsinden eyce bir gönüle girmektir. Burada o bir gönül, bir rivayete göre derler ki herhangi bir gönüldür. Bir gönül sahibinin gönlü. Çünkü o bilse de bilmese de gönlün sahibi Allah'tır. Bir de derler ki içinde Allah'tan gayrısının bulunmadığı bir gönle gir. Efendim tabii düzgün tefsire her zaman tevhile ihtiyaç var, düzgün anlamaya. Şiir ilim sahnı değil. Yani şiirden ilim tahsil edilmez. Bilinen ilmin terennümüdür o. Şöyle bir laf vardır mesela ki hak sözdür. Herkes bir iş için yaratılmıştır. Doğru. Ama şunu şimdi doğru anlamaya bakalım. Herkes bir iş için yaratılmış. Kimi vuracak, kimi kıracak, kimi kurtaracak, kimi iyilik, kimi kötülük yapacak gibi anlayabiliriz. Herkes bir iş için yaratılmıştır. Vurguyu değiştirelim. Herkes bir iş için yaratılmıştır. O bir iş Allah'a kulluktur. Evet. Yani bir gönüle girmektir. Tabii sahibiyle meşgul olan gönüle girmek tabii. Sahibiyle meşgul olan bir gönüle girmek. Maksat orada yani taptuk emresine atıf yapıyor Hazreti Anadolu. Hazreti Anadolu gönül sahiplerinin gönlüne girmek. Yani gönül kalp sahibiyle meşgul olduğu için kıymetli. Derler ya eskiler hani kalp gönülden çıkan, kalpten çıkan kalbe gider. Ağızdan çıkan kulaktan döner. Evet. Yani emek vermek lazım. Rahmetli Şairler Sultanı'na sormuşlar Necip Fazıl'a. Üstad şimdi neyle meşgulsünüz? Necip Fazıl'la demiş. Ya. Eyvallah. Yani emek vererek gönül oluyor. Durduk yere orada. Müthiş bir ölçü var. Hani diyor ya, göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten, affet senden habersiz aldığım her nefesten. Allah Allah. Bir buraya kadar incelebilmek. Mesela gönül diyoruz. Gönül de şöyle bir sevgilinin fotoğrafını bulacağım diye başını eğdiği, boynunu büktüğü vakit insan o kadar çok fotoğrafı kaldırmak zorunda kalıyor ki. Makine gibi çekiyor. Albüm karışık. Tabii içi doldurmuşuz, o kadar çok şeyle doldurmuşuz ki. Evet. Cenab-ı Hak işte şu güzel vakitlerin hatırına birlemeyi nasip etsin inşallah. Şeyhülislam Yahya diyor ki layık mı bu kim Kabe'ye puthane desinler. Yani gönülde başka resimler olduğu zaman diyor Kabe'de put olması gibidir diyor. Ne kadar akılda kalıcı, acı söylemiş ama değil mi, Allah rahmet eylesin. Bir daha nasıl söylemişler? Layık mı? Layık mı bu kim Kabe'ye puthane desinler. Yani gönlünde başka sevgililer bulunması Kabe'nin içinde put bulunması gibidir diyor. Bu ne kadar olmayacak bir şeyse bu da öyledir. Kalbini temizle, sahibine teslim et diyor. İmam-ı Azam Hazretleri'nin çok güzel bir hatırası. Nasıldır hocam? Çok zengin biliyorsunuz, dönemin en zengin tüccarlarından, İmam-ı hatta Azam, tekstilcilerinden biri bugünkü deyimle. Bir talebesi de epey bir varlık hasıl etmiş. Fakat gönlü dengesi bozulmuş. Bir gün diyor ki ya imam, sizin namazınızı hayranım ben.
doyamadığınız belli. Kendinizi kaybediyorsunuz. Size benzerdi benim namazım ama 3-5 kuruş kazandım. Biraz sürülerim var. Huşu hudu gitti. Namazda tam kendimi Rabb'a veremiyorum. Ne farkımız var ki? Niye ben beceremedim bunu? Muhteşem bir cümle söylemiş. Evlat diyor, sen sürüleri gönlüne bağladın. Benimkiler ahırda duruyor. Allah Allah. Yani gönül evine maddeyi kazanmakta mahzur yok evet, yani. Evet. Sevmek yani sevmek. Elde olacak, gönülde olmayacak derler ya büyükler hep. Evet. Kazanç madde olacak tabii ki. Helalinden kazanacağız. Allah daha çok versin herkese, hepimize. Ama elde olacak o. İslamiyet'te paranın yeri ceptir buyurulmuş. Evet. İşte paranın yeri ceptir. İlk duyduğunda tabii cep falan, kalp değil yani. Hocam hani Hacı Ubeydullah Ahrar Kudüs'e ruh da çok zengin bir zatmış. Dünya malı çokmuş. Birisi derler omzuna bir çıkın aldı, onu ziyaret etmeye gidiyor. Giderken yolda güzel bağlar, bahçeler görmüş. Bunlar kimin? Hacı Ubeydullah'ın demişler. Allah Allah demiş. Evliyadır diye ziyaretine gidiyoruz. Bak bağ bahçe. Aşağıda işte koyunlar, davarlar, köşk. Bunlar Hacı Ubeydullah'ın hakikaten çok varlıklıymış. Hazreti Süleyman meşrep bir zat-ı şerif. Omzundaki çıkın buraya kadar da geldim demiş. Bari bir sohbetini duyayım da öyle gideyim. Abdest almış. Namaza girerken çıkını nereye? Bir ağaç kovuğuna, bir köşeye şöyle saklamış. Giderken alırım demiş. Oturmuş mübarek sohbet ediyor. Bizimkinin aklına düşüyormuş. Acaba bizim çıkınla oraya değil de öbür tarafa mı koysaydım? Hani taş mübarek bu arada sohbet etmeye devam ediyor. Ama adamın kalbi çıkınla meşgul. Halbuki ne olacak? İçinde belki peynir, ekmek, su falan var yani geri dönüş için. Mübarek bir ara tebessüm etmiş, gülerek. Demiş ki, ehlullahın gözünde bütün dünyanın bir çıkın kadar değeri yoktur. İtibarı yoktur diyor. O zaman demiş ki, eyvah. Ha, evet. Her şey yerli yerinde duracak. Ben de yerimde duracağım.